Şimdi senin bu cam kırıldığı zaman bulgur gibi oluyor değil mi? Doğru. Pırıl pırıl oluyor. Onun içine elmas taşları atsan kimi Belli görür? olmaz. Belli olmaz da ehli bilir onu yalnız. Ehli, meraklısı hemen bilir bu cam değildir. Bu elmastır, hemen onu ayırır. İşte gördüğü halde, baktığı halde görmeyenler bunlardır. Onun için Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini görmediler. Baktılar ama görmediler. O asrın insanının imtihanıydı o. Ne kadar sahabe vardı Veda Haccı'nda? 120. Hemen hemen bütün Müslümanlar toplandıydı. Dolayısıyla bütün dünya halkına karşın o kadar inananı vardı Resulullah Efendimiz'in. 23 senede. Bu kadar keramet, mucizata rağmen. Bu kadar. Görmediler. Baktılar ama görmediler. O şekilde. Onlar da mazur oldu. O devrin insanının imtihanıydı o. Allah adildir. Her devirde aynı şekilde bir imtihan gönderir. Bakılıp görülebilecek. Yani Ebu Leheb şimdi de var. Ebu Lehebler ölmedi. Ebu Cehiller kıtalar dolaşıyor diyor ya Arif Nihat Asya. Şimdinin Ebu Lehebleri ve şimdinin müşrikleri de var. Mevlana Hazretleri diyor ki asrın kutbunu bilmemek, asrın kutbunu kabul etmemek. İşte Efendimiz'i inkar eden, kabul etmeyen, bakıp da görmeyen insanların durumuyla aynıdır diyor. Her döneme, her yüzyıla bir efendim müçtehit gönderirim. Her beldeye bir ehlullah gönderirim diyor Cenab-ı Allah. Her milleti, her beldeyi peygambersiz bırakmadık demiyor mu? Evet. Peygamberler yerlerine varis bırakmayacaklar mı? Peygamberlerin el ulemâ-i varasetü'l-enbiyâ. Dolayısıyla o beldedeki müvekkel peygamberin de yerini tutan 124 bin sahabe vardı. 124 bin peygamberin yerini tutan. 124 bin peygamberin yerini tutan 124 bin evliya her zaman hazırdır. Onun için işte 120 bin civarında idi deniyor. Aynı şey. 124 bin peygamberin sırrını taşıyan. Resulullah Efendimiz 124 binden bir değil. Dikkat. Hepsinin üstünde. Hepsini kapsayan. Haccül Ekber de 124 bin mi? Evet. Bu nedenle yani her asrın ehlullahını, evliyaullahını tanımayan, hiçe sayan, hakir gören, inkar eden çok kimseler olmuştur. Olacaktır da. İşte onlar Ebu Leheb, Ebu Cehil cinsi insanlardır. İlmin içinde boğulup giden kimselerdir. Suyun içinde boğulan kimse suya gandı denmez. Ya adam öylesine ilim sahibi ki tamam. Denizin içinde adam boğuluyor. O ilim onu boğuyor. Ebu Leheb veya Ebu Cehil ilim sahibi iyiler. Ama o ilim onları boğdu. Oysa bize bir bardak su lazım. Hayat için. Onları su hayat kaynağıdır. Aynı zamanda da ölüm sebebidir. İşte umumiyetle inkarcı kesim
suda boğulan cinsi insanlardan oluşur. Umumiyetle. İlmi o derecedir ki artık kendini aşmıştır. O ilim ona değil, sırtında taşımıyor ilim. İlim onu boğuyor artık. Gözünü kapatıyor. Nefes almasını engelliyor. Bitiriyor. Büyüklenmek, kibirlenmek hastalığı. Kibirlenme. İki kişi de alkış tuttu mu bitmiştir o. Teksin, yeganesin, muhteşemsin, fevkaladesin. Şey Hazretlerine ben bazen şey yazardım. Şiir, bazen bir mektup, bazen kendim böyle iltifat ederdim. Gülerdi, gülerdi. Ondan sonra da inandım zannetmedi. Bunların hiçbiri ben değilim derdi. Bana göre o. Güzel olmuş, aferin derdi. Bana göre doğru efendim, daha az bile yazabildim derdim ben. Az bile derdim yani, size az bile. Yok oğlum. Kırıntısı bile muhatabı ben değilim derdim, samimiyetle. Bazıları işte dolmuşa dolduruşa gelir. Yelkenleri şişer. Bu yanlıştır. Esnaflıkta da vardır o. Yaparsın, edersin, büyüksün diye adam vardır o. Olmayanı şişirmezler. Şişirler, şişirler, hop! Ne varsa indirler aşağıya. Orada baş başa açık denizde kalır. Aynısı ilim ehlinde de olur ona. Verirler havayı. Ki var çünkü. Ondan sonra onun ilmini istifade eden eder. Kendisini boğar ilim. Çok böyle zengin görmüşsünüzdür. Sağa sola efendim iltifatına yanarak bak şurada güzel para var. Para yapalım, bunu yapalım, onu yapalım derken ortada sıfır kalır.